Merhaba sevgili izleyiciler. Yine Kamil Maman'la darbe davalarına baktığımız, darbe dosyalarına baktığımız programların birisinde de karşınızdayız. Bugün çok önemli bir dosyanın kapağını açıyoruz. Darbenin bir numarası olmakla suçlanan Akın Öztürk davasına bakacağız. Kamil Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Ben hemen başlamak istiyorum. Şimdi Akın Öztürk emekli bir general. Hava Kuvvetleri Komutanı, eski Hava Kuvvetleri Komutanı ve aynı zamanda 15 Temmuz darbesinin bir numarası, 15 Temmuz darbesinin başındaki isim olarak lanse ediliyor. Ve evet. Ayrıca bu tabii Yurtta Sulh Konseyi'nin başındaki insan, darbeyi planlayan, organize eden ve emrini veren kişi olarak lanse ediliyor. Yaş üyesi bir general. Yani Akın Öztürk gerçekten o kadar önemli bir general mi? Yani emekli olduktan sonra geri dönüp darbe yapabilecek bir insan mı? Kimdir Akın Öztürk? Biraz tanımamıza yardımcı olur musun öncelikle? Yani Akın Öztürk en üst rütbesi Akın Öztürk'ün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapmış olması. Sanırım 2013-2015 yılları olması lazım. Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapmış olması. Onun öncesinde yine Milli Güvenlik Kurulu toplantılarında da bulunmuş geçmişte. Daha sonra Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanlığı, Hava Kuvvetleri'nin istihbaratının başında görev yapmış ama çok kısa bir sürede görev yapmış. Orada 9 veya 10 aylık bir görev süresi olmuş 2008'lerde. Onun dışında tabii ki Hava Kuvvetleri'nde sanırım sevilen birisi, yetenekli bir pilot. Geçmişi yetenekli bir pilot. Yaşı da bir hayli var. Herkesin saygı duyduğu bir asker ama yaş en son yani o 15 Temmuz döneminde yaş üyesi çok böyle önemli bir pozisyonu olmayan kişilerden bir tanesi. Orada listede bu 38 kişilik bir liste denilen darbeyi yapan Yurtta Sulh Konseyi listesinde de darbe gerçekleştiği zaman Genelkurmay ikinci başkanı olacak denilen yani o ikinci başkan olarak gösterilen kişilerden bir tanesi bu. Fakat o kendi ifadesinde bunu tenzili rütbe diyor. Yani ben bir genel kuvvet komutanlığı yaptım, hava kuvvetleri komutanlığı yapmış birisinin. Daha sonra böyle bir darbede yer alacak, darbenin başı olacak ve kendisi Genelkurmay ikinci başkanlığına razı olacak. Böyle bir kimse böyle bir darbe yapamaz diyor. Bunu ben de kabul onu etmiyorum. Diyecektim. Yani teknik olarak darbe yaptığı zaman bir sonraki cumhurbaşkanı falan olması gerekir normalde. Yani hiçbir şey olmadı. Genelkurmay başkanı falan olması gerekir. Yani şöyle bir şey de var. İfadelerinde hem şimdi anlatmış oluyoruz ifadelerinde ne söylüyor. Yani bu ifade Akıncı üstünde verdiği Akıncı davasındaki mahkemedeki ifadelerinden oluşuyor. Tabii ki Akın Öztürk bir darbenin bir numarası olarak nitelendirildiği için farklı askeri davalarda da sanık olarak yer alıyor. Yani eylem ve şeylik bütünlüğü açısından farklı davalarda da yer alıyor. Ama ana dava yani darbenin ana davası olarak söylenen 15 Temmuz'un ana davası olarak söylenen Akıncılar Üssü davası ve burada kendisi şunu söylüyor ve mahkeme başkanına yani diyor ben diyor hani bunu tenzil-i rütbe olarak kabul ederim ve ben bunu kimse bunu kabul etmez. Ben bir darbe yapmayı planlasam veya biri darbe yapmayı planlasa kesinlikle ve kesinlikle bunu kabul etmez ikinci genelkurmay başkanı olmayı. Ya genelkurmay başkanı olmak ister ya cumhurbaşkanı olmak ister ya olur. O şeyle motivasyonla girer ama şöyle de bir şey söylüyor bak mesela ben de diyor artık emin değilim benim ne olduğumdan. Çünkü bana diyor emniyette işte gel bakalım sen mi cumhurbaşkanı olacaktın? Öbür başka bir yere gidiyorum sorgu sırasında gel bakalım sen genelkurmay başkanı sen mi olacaktın? Başka bir yerde bir liste çıkıyor işte gel bakalım sen genelkurmay ikinci başkanı mı olacaktın? Yani o kadar çok liste dolanıyor ve kimin bunları kimin hazırladığı kimin yaptığı hiçbir şekilde bizim bir bilgimiz dahilinde olan bir şey de değil diyor. Kendisinin bu işin içerisine dahil olma sürecini anlatırken Oraya tamam, girmeden, Yurtta Sulh Konseyi listesi, şimdi hatırlarsan biz Akıncılar'daki teslim tutanaklarına bakmıştın sen. Akıncıları evet. Teslim alan savcının tutanaklarına. O zaman Akın Öztürk o listede yoktu. Yani Akıncılar teslim alınırken Akın Öztürk bir darbeci olarak gözükmüyordu. Evet.
Yani Çünkü dolayısıyla herhangi bir yerde yurtta sulh konseyi listesi var da onun başında da bu adamın adı var mı? Mesela o gece geçen sıkı yönetim emirlerinde bunun imzası mı var? Yani bu adam darbe bak yapıyorsa, emir şimdi geçiyorsa. bir liste çıkıyor değil mi? Ve bu liste günlerce dolaşıyor ortalıkta. Ama bu liste günlerce ortalıkta dolaşmasına rağmen Genelkurmay Başkanı Akın Öztürk'e emir verebiliyor. Ve bu listeden herkesin haberi olmasına rağmen Akın Öztürk Hangi listeden bahsediyoruz şimdi? işte Yurtta Akıncılar Sulh teslim Konseyi olmasın. Ha, yok Yurtta Yurtta Sulh Sulh Konseyi. Konseyi listesi. Yani darbeci bunlar darbeci denilen listede Akın Öztürk'ün ismi geçmesine rağmen mesela ama o gün bütün gün Genelkurmay Başkanı'nın da talimatıyla ondan sonra yanında Abidin Ünal gibi kişilerin olması, Yaşar Güler'in olması ve kesinlikle gözaltına alınmaması darbeci denilen kişilerin gözaltına alındığı sürede, savcıların işlem yaptığı sürede Akın Öztürk'ün darbeciler arasında yer almaması bazı noktalarda Akın Öztürk'ün anlattığı şeyleri biraz doğruluyor. Yani mantıklı geliyor. Tabii ki kendisinin bu darbenin içerisine yer alma şeyi o, ama öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bak Akın Öztürk savunmasında aynen şunu söylüyor. İlk başında anlatmaya başladığında kendisinin işte 1970 yılında işte askeri yemin ederek bu işe başladığını ve 46 yıl bu görevde kaldığını, asker olarak çalıştığını söyledikten sonra 15 Temmuz bir gerçektir diyor. Ben onun kelimeleriyle söyleyeyim. Bu gece karşılaşılan darbe teşebbüsüyle ülkemiz ve insanlarımız bir travma yaşamış. Maalesef çok üzücü olaylar meydana gelmiş. Bu olaylar sebebiyle şehit olanlara Tanrı'dan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum diyor. Ulusumuza da başsağlık dilerim diyor. Yani Akın Öztürk baştan savunmasına başlarken 15 Temmuz'un bir gerçek olduğunu söylüyor. Yani bir darbe teşebbüsü bu diyor. Anladım ama sıkıntı şu. 15 Temmuz Ama bu diye bir şey işi oldu kimin kimse. yaptığı, bu işi kimin yaptığı ile ilgili ileride bazı şeyler söylüyor. Ama yani orada o gece, yani orada o gece olan bir adam bu adam. O bile hiçbir şeyden emin değil. Abidin Ünal mesela o gece orada. Kimin kim Şimdi olduğu emin değil. şunu anlamaya çalışıyorum Kamil Orhan. O gece bu adamın neyden emin olup neyden emin olmadığından ziyade normalde bu bir darbe ve bu adam darbenin başındaysa, anlatabiliyor muyum? Bunun Evet. iyice bir planlanmış, bu planları onaylamış, tek tek görmüş, o gece emir vermiş, şu bu gibi. Yani bir darbenin başında olmakla suçlandığı için, hani tabii ki detayları, kendi savunmasının detaylarında olaylara ne kadar hakim olup olmadığına falan bakacağız ama nihayetinde bu adam darbenin başında olmakla suçlanıyor. Dolayısıyla ondan Evet. beklenen Yurtta Sulh Konseyi'nin toplantılarını organize etmiş olması, darbe Ya planlarını da yapmış ve bundan önce bir onaylamış darbe olması toplası hazırlık yapmış olması lazım. Yani bu kesinlikle hazırlığın ve başında bulunuyor. uygulama esnasında da yani mesela o gece TRT spikeri Yurtta Sulh Konseyi adına metin okuduğu zaman bunu Akın Öztürk adına okumuş oluyor olmuyor mu? Yani anlatabiliyor muyum? Yani şimdi O mesela şöyle bir şey. Şimdi burada bir durdurayım ben seni. Mesela o metin altında biliyorsun daha önceki metinler de çıktı dava dosyalarında. O darbe Yurtta Sulh Konseyi metniydi sanırım. Yok pardon özür diliyorum. Yani Yurtta Sulh listesi yani bu darbenin evet, ana basın evrak. açıklaması. Harekat planı bir şey harekat planıydı. Altında ilk önce Hulusi Akar'ın ismi var mesela orada. Daha sonra başka bir kopyası çıkıyor. Hulusi Akar'ın ismi yok. Tabii çok karışık şeyler var İsmail. Ben şunu söyleyeyim. Bu ikişinin darbeci olarak bir numaralı, darbenin bir numarası olarak nitelendirilmesi Anadolu Ajansı'nın haberleriyle başlıyor. Kendi ifadesinde de bu onu anlatıyor. Zaten mahkemedeki ifadesinde kendisini savunurken konuya böyle giriş yapıyor. Ben diyor Anadolu Ajansı'nda diyor darbenin bir numarası olarak nitelendirildim ve benimle ilgili, benim ailemle ilgili, abimle ilgili yani hızlı bir şekilde o kadar çok haber çıkmaya başladı ki diyor. Yani benim gözaltında olduğum süre zarfında mesela diyor. Ben gözaltındayken bile diyor işte bir yerde toplantılar yapmışım. NATO karargahında işte mesela yangın çıkmış diyor. Bu haberlerde çıkmış bu bak. NATO karargahında yangın çıkmış. Bunu bu çıkartmış. Ama diyor ki yani ben diyor gözaltındayım diyor. İzmir'deki yangını ben nasıl çıkartayım falan diye söylüyor. Ve kendisinin de PKK'lı olarak suçlandığını da söylüyor.
Bu tarz yönünde de haberler çıktı benimle ilgili diyor. Fakat diyor ben PKK'ya en çok operasyonu yapan komutanlardan birisiydim. Hava kuvvetlerinde, hava kuvvetleri komutanı olduğum dönemde diyor. Ve Ergenekon Balyoz'la ilgili davalarda da diyor Genelkurmay Başkanı'nın terörist olarak diyor nitelendirdikleri diyor aynı senaryoyu benim için de uyguladılar diyor. Mesela TSK'yı yıpratmaktı buradaki amaç. Ve diyor mesela FETÖ'ye inanıyor FETÖ diyor yani buna karşı küçük düşürmek isteyen ataklar diyor mesela FETÖ faaliyetinden istifade etmek istiyorlar diyor bununla ilgili diyor yani. Bir darbeyi diyor FETÖ yaptı bu darbeyi ve beni de diyor bu FETÖ'nün diyor bu faaliyeti içerisinde beni de diyor küçük düşürüp bu işin içerisine alıp TSK'yı ve beni yıpratmak için bir senaryo uydurdular diyor. Ben bu işin içerisine böyle dahil oldum diyor. Fakat diyor mesela biraz önce söyledin darbeden önce değil mi? Bir adamın plan yapmış olması lazım. Sen bu darbenin başıysan bu darbede yer alacak kişilerin kritik kişilerle bir görüşmelerin olması lazım. Bir hazırlık aşaman olması lazım. Nasıl Balyoz davasında biz gördük bunu. Balyoz darbe planında Balyoz darbe planını planlayan Çetin Doğan nasıl toplantılar yapıyor altında hareket ettirecek Yani kişiler. Bunun hatırlatmakta da böyle fayda bir var belki çalışma yaptı. seyircilere. Yani hatırlatmakta fayda var. Yani bir daha henüz darbe başlamadan bu darbeye asker içerisinde muhalif olacak insanlar, onlar nasıl enterne edilecek, nerede toplanacak muhalifler, nerede kim hangi tutuklamayı yapacak, kim nerede kilitlenecek, muhalifler nerelerde toplanacak gibi çok detaylı planlamaları olur. Şimdi bu adam benim anladığım kadarıyla oradan devam edelim. Çünkü hani bir programa Onu sığdıralım anlatacağım diyeceğiz ama şimdi. sığmayabilir belki ama şimdi özetle Akın Öztürk hakkındaki darbe yöneticiliği, darbenin başı olma suçlamasını reddediyor diye anlıyorum ben. Darbe suçlamasını reddediyor ama bunun bir darbe olduğunu ve bunu FETÖ yaptı diyor. Dış güçlerle birlikte yaptı bunu diyor hatta. Yani kendisine Yani de o soruluyor anlaşılır bir dış şey. güçler. Şu an Yani Türkiye'de orada kime sorsan ben şunu onu söylüyorum. söyleyecektir Burada zaten. adam Evet. ifadesinde ne söylüyorsa ben onu anlatıyorum. Yani Akın Öztürk darbeye nasıl bakıyor? Bu bir darbe mi diyor? Veya kimin yaptığını düşünüyor Akın Öztürk? Bu adam o gece o karargaha gitmiş Akıncılar üstünde. Yani en azından bu adam ne düşünüyor? İfadesini de sormuşlar. Söylemiş ben bunu paylaşıyorum. Hepsini birleştireceğiz. Biz de kafamızda bir gerçeklik oluşturacağız. Yani şimdi bu adam darbeyi başıysa darbeden önce toplantı yapmış olması lazım. Yine haberler çıkıyor. Haberlerle ilgili de söylüyor. İşte tanık ifadelerinde Akın Öztürk'ün Temmuz ayı yani 15 Temmuz'dan 2 hafta 1 Temmuz'da 15 Temmuz içerisinde Akın Öztürk'ün işte toplantılar yaptığı yani darbe öncesi insanlarla buluştuğu yönünde bir sürü haber ve tanık ifadeleri var. Şimdi kendisi bununla ilgili şöyle bir şey yapıyor. Ben diyor 29 Haziran'dan sonra diyor Özdere, Gümüldere şey askeri kampında, tatil kampında program yapıyordum diyor. Daha sonra diyor bir gün sonra yani 30 Haziran 2016 tarihinde de diyor görevlendirildiğim için diyor yaş komutan olarak Kore'ye, Güney Kore'ye bir program vardı. Oraya gittim diyor. 3 Temmuz 2016 tarihinde de diyor tekrardan kampa geri katıldım diyor. 3 Temmuz 2016'dan da 2015 Temmuz yani darbe gününe kadar da diyor ben diyor orada kaldım. O gün dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Salis'teki uçak ayarladı. Kendisi de vardı diyor. Bu komutanın tahsis ettiği uçakla biz diyor Ankara'ya geldik. Eşim de hastaydı. Ankara'ya geldiğimde de diyor çocuklarım yani torunlarımı görmemiştim uzun süredir. Ankara'da kalmaya, torunlarımı ziyaret etmeye ve onlarla vakit geçirmeye karar verdim diyor. Eğer diyor benim diyor 15 Temmuz tarihinden önce hani bana diyor ki toplantılara katıldığı söyleniyor. Mesela 15 Temmuz'dan önce işte 10 Temmuz, 3 Temmuz, 10 Temmuz'da yani bu tarihler arasında ben şeye Evet, katılmıştım. bir tanesini herhalde Adil Öksüz'ün yaptığı iddia ediliyordu. Sen hatta o tutanakların nasıl değiştirildiğiyle ilgili bir video çekmiştin Şimdi onunla ilgili de. mesela o darbe öncesi bu son 2 hafta içerisinde toplantıya katıldığı yönünde ifadeleri var diyor. O zaman diyor ben diyor kamptaydım diyor o tarihte. Albay Uğur Ünsal, eski komutanlardan Hasan Aksal, Cumhur Asporu, Faruk Çömer, eski şey var işte Deniz Kuvvetleri eski komutanı Eşref Uğur İ. Bunlar diyor oradaydı benimle kampta. Bunlara diyor ifadeleri dinlenilebilir, sorulabilir.
Ve diyor ben diyor kamptan sadece bir kere ayrıldım. O da diyor benim diyor akrabamın yani yakınımızın düğünü vardı. Oraya gittik ve diyor bununla ilgili de diyor gazetede haberler çıktı. Yani adam şeyi de sunuyor oraya. Düğündeyken Düğüne görüntülerini falan katıldığı sunuyor. ile yani bütün evraklarını kampta her şeyi sunuyor mahkemeye bunu anlatırken. Ben diyor kesinlikle hiçbir toplantıya katılmadım diyor. Yani böyle bir toplantım olmadı diyor. İşte Anladım. Yani büyük ölçüde darbe toplantılarını organize etmesi gereken adam darbe yani iddia edilen toplantıların hiçbirine katılmadığını, aynı durumlarda başka yerlerde olduğunu söylüyor. Öyle mi, öyle mi özetliyoruz tabii hocam? yerim ben yani adam şunu yapıyor İsmail. Mesela sivillerde gördük mesela. Sivillere diyorsun ki şu tarihte neredeydin diyor. Açıklayamıyor değil mi siviller? Bu saatte neredeydin, şu tarihte neredeydin diyor, açıklamıyor. Ama bu adam açık diyor. Diyor ki kardeşim tanıklarıyla beraber açıklıyor. Delilleriyle beraber açıklıyor. Ben buradaydım diyor. Bu tarihte şuradaydım diyor. İfadelerdeki gibi diyor. Benim orada burada Ankara Çukurambar'da başka bir adreste darbecilerle toplantıya attığımdaki beyanların hepsi yalan diyor. Çünkü diyor ben buradaydım diyor. Delilini sunuyor adam. Şimdi bu mantıklı geliyor. Yani bu savunma yani çok mantıklı bir açıklamada bulunuyor yani. Hani evet diyorsun adam gerçekten burada. Toplantıda falan değil. Şimdi bu işin içerisine nasıl dahil oluyor? Yani Akın Öztürk bu işin içerisine nasıl dahil oluyor? Şimdi Akın Öztürk Ankara'ya geldiğinde damadı var ya Hakan Damadı Akıncılar çalışıyor. Şu Kuveyt Büyükelçisi ile bir kavga şey olayı olan yani birisi değil mi? pilot. Hasan Karakuş muydu? Şimdi şöyle Hakan Karakuş. ona Solo Türk'ün şeyi derler ya Solo Türk O de uçuş. bunun damadının emrinde olan bir birim. Yani o filo da onun emrinde. Solo Türk ekibi de bunun emrinde. Tabii torunlarını görmeye gidiyor. Damadı da Akıncılar'daki lojmanlarda kalıyor. Yani Akıncılar lojmanı dediğimizde en azından arasında Akıncı üstüyle 3-5 kilometre mesafe mi ne öyle bir mesafe olan bir yermiş. Ben de diyor bunu hem diyor eşim rahatsız, yüksek tansiyon hastası iyi değil. Hem eşim orada dinlenir hem de ben torunları görmüş olurum diye oraya gittim diyor. Ondan sonra gece bu adam Akıncılar'daki lojmanlarda yani Akıncılar askeri üssünde değil saat 23.30 olmuş. O 23.30 sıralarında hala Akıncılar lojmanlarında. Yani darbe başladı denilen, şimdi sen darbenin başısın İsmail. Ya darbenin başı, darbe başlamış 8'de baş. Köprü ne zaman kapatıldı? O zaman başlamış sayalım. Yani 8. Hadi biz 8 diyelim yani. Hani şöyle biraz daha avans verelim. 8'de. 9, 10, 11, 11 buçuk. Neredeyse 12 hatta daha da geçiyor. 11 buçuk sıralarında ben diyor haber aldım diyor ama adam neredeyse 12'ye doğru haber alıyor. 4 saat. Darbe olmuş 4 saat sonra. Sen darbenin başısın ve 4 saat sonra ve sen pijamalarınla şeyde oturuyorsun. Lojmanda evde oturuyorsun yani. Torunlarını seviyorsun. Böyle oturuyorsun. Mehmet Şanver'in Mehmet Şanver aracılığıyla o dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal arıyor. Diyor ki ya işte Ankara'da uçaklar havalanmış. Sen oradasın diyor. Ne olmuş? Olayı öğrenip bana bilgi aktarır mısın diyor. Şimdi niye Abidin Ünal onu arıyor? Evet, Abidin Ünal da orada. Abidin Ünal da orada. Ve Abidin Ünal bunu aradığında Abidin Ünal da derdest edilmiş. Yani Abidin Ünal bunu nasıl arıyor? Bir. Hani düğünü basmışlar da almışlar ya oradaki bazılarını. İki. Abidin Ünal neden onu arıyor? Yani onun orada olduğunu nereden biliyorlar? Demek ki bak düğüne katılacak normalde. Mehmet Şanver'in bu kız isteme olayında Akın Öztürk öncülük ediyor. Yani bu işin olmasında. Ve Mehmet Şanver de diyor ki düğün nikah şahidi sen ol diyor. Fakat eşi hastalandığı için Ankara'da kalıyor. O saat 8-9 civarlarında konuşuyorlar Mehmet Şanver'le. Yani Akın Öztürk'ün Ankara'da olduğunu biliyor insanlar. Bildiği için de Abidin Ünal arıyor Ankara'da uçaklar havalanıyor sen oradasın diyor. Niye? Biliyorlar orada kaldı. Çünkü o gelemeyeceğini bildirdi düğüne. Daha öncesinden. Eşim hasta gelemeyeceğim dedi. Ondan sonra ne oluyor?
Ben de diyor bunun üzerine Akın, yani bana genel hava kuvvetleri komutanı, ya ne oluyor sen oradaymışsın diyor. Çünkü çoğu komutan nerede abi? Nerede? Düğünde. Kimi arayacak? Ortada kimse yok. Çoğu insan oraya gitmiş, evet. Ondan dolayı eski bir hava kuvvetleri komutanı, hava kuvvetleri komutanının, yani hava kuvvetlerinin içini bilen birisi olarak da orada yakın olduğu için de arıyor. Akıncılar üssünü, o da Akıncılar üssünü arıyor. Abidin Ünal bunu arayınca. Telefonla işte Kubilay Selçuk çıkıyor o dönem. Oradaki generallerden bir tanesi. Darbeci olarak suçlanan generallerden bir tanesi. Ona diyor ki Akın Öztürk'e, komutanım diyor, operasyon var. Ben de operasyon diye sorduğumda komutan da burada sizi bekliyor diyor. Bana diyor ne operasyon olduğunu söylemedi. Komutan burada sizi bekliyor dedi. Yani Komutandan Genelkurmay kastı Başkanı. Hulusi Akar. Hulusi Akar. Hulusi Akar oraya gitmiş. Hulusi Akar oraya getirmişler. Yani şöyle hatırlayalım. Onunla ilgili de video var. Giriş çıkış görüntülerini sen paylaşmıştın. Elini kolunu sallayarak giriyor ve çıkıyor sabah. Öyle bir Evet. operasyonla getirilen, operasyonla kurtarılan bir durum da yok. Yani bazen hatırlatmakta fayda var. Devam edelim. Daha sonra da kalkıyor, oraya gidiyor. Üste gidiyor yani. Ondan sonra Gece orada 11.30'da. ya 11.30-12, yani üste vardın da 12'yi geçiyor. Saat 12'yi geçiyor üste varması. Yani telefon edildikten sonra işte görüşmeler yapılıyor. Abdülhan'la konuşuyor, şeyle konuşuyor. Sağ solu da arıyor ne oldu diye tabii ki. Ona deyince ne oluyor? Bir bak deyince sağ solu birçok yeri arayıp insanlara ulaşmaya çalışıyor. Hani ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Ondan sonra da kalkıyor gidiyor 12'yi geçerek. Genelkurmay Başkanı da o dönemin Hulusi Akar oraya gelmiş ve orada buluşuyor. Buluştuğunda odada Hakan Evrim, Ömer Faruk Harmancık, Mehmet Dişli, Kubilay Selçuk. Bunlar var. Daha sonra Hulusi Akar diyor ki ne oldu diyor. Yani diye soruyor. Sonra odadakiler çıkıyor. Bu saydığım kişiler odadan çıkıyor. Hulusi Akar şey diyor. Dişli, Mehmet Dişli falan o kalıyor herhalde. Genelkurmay Başkanı falan kalıyor. Genelkurmay Başkanı onlara diyor ki bunlarla diyor konuş, ikna et. Darbeye kalkıştılar bunlar diyor. Tamam mı? Ondan sonra ben diyor o zaman diyor darbe oluyor. Hani böyle bir şey var gibisinden bunu öğrendim diyor. Kendisine soruluyor. Bu kişiler darbeci mi? Darbeyi yapanlar bunlar mıydı diye. Bir daha hatırlatmakta fayda var. Mehmet Dişli, Kubilay Kubilay Selçuk, Selçuk, Ömer Hakan Evrim. Faruk, Harmancık, Hakan Evrim. Ömer Şimdi diyor ki Faruk, Genelkurmay Başkanı, bunlar Genelkurmay darbeye Başkanı. kalkıştılar diyor yani. O gelince, hayırdır ne oldu falan diye gelince, bunlar diyor darbeye kalkıştılar. Bunlar bir şeyler yaptılar, bir halt yediler. Git bunları ikna et diyor. Ve diyor geldiğimde diyor sadece Genelkurmay bana dedi ki ya bak diyor beni derdest ettiler. Buramda bir şey var, iz oldu falan diyor. Kendisine mahkeme başkanı olsun, sanık avukatları, diğer müdahil avukatlar falan soruyor. Genelkurmay başkanının bileklerinde iz var mıydı, kelepçeli miydi, nasıldı diye. Ve orada Genelkurmay başkanının bileklerinde hiçbir iz görmediğini, derdest edilmediğini, çok rahat şekilde oturduğunu, istediği zaman istediği kişiyle görüşebilecek pozisyonda olduğunu, aynı zamanda bu hani bunlar bu işi halt ettiler, bir halt ettiler, git bunları ikna et dediği Ömer Faruk Harmancık, Mehmet Dişli, Kubilay Selçuk falan hani bunlar da diyor komutanın karşısında diyor normal nasıl askeri prosedürle hareket edilmesi gerekiyorsa öyle hareket ettiler diyor. Selamla giriyorlardı, emirle çıkıyorlardı diyor. Emir komuta zinciri içerisinde hareket Yani gibi gözüküyordu. Evet. yani şöyle diyor yani bu askerlerin hiçbiri diyor sanki orada Hulusi Akar bunlar tarafından esir alınmış bir pozisyonu yoktu demeye getiriyor, anladın mı? Anladım. Peki Ve Hulusi Akar'ın hemen burada bir parantez açsak. Hulusi Akar'ın bununla ilgili bir inkarını, reddini falan duyduk mu herhangi bir şekilde? Hayır öyle bir şey yoktu. Yalan söylüyor ben derdest edilmiştim şeklinde bir yalanlaması var mı? yani Çünkü bu şöyle çok o ciddi bir iddia. Yani kendisini derdest edildiğini söylüyor ya o.
zaten. Hayır hayır. Ama Onu mahkemeye gelmedi kendisi. kendi hikayesi olarak bunu söylediğinin farkındayım da. Mesela burada ciddi bir iddia var. Yani darbenin başı olmakla suçlanan Akın Öztürk diyor ki hayır ben gittiğimde emir komuta Hulusi Akar'daydı. Sağ sola emir veriyordu. Herkes de normal nizami hareket ediyordu diyerek o gece olan biten şeylerin emrini onun verdiğini bir manada işaret etmiş oluyor. Hulusi Akar'ın buna özel bir cevabı yok anladığım kadarıyla. Yani mahkemeye Yok yani gelmiyor zaten. Tamam. mahkemeye gelmiyor. Zaten çoğu insan Hulusi Akar'ın, Hakan Fidan gibi kişilerin mahkemeye gelip mahkeme huzurunda ifadelerini tekrarlanmasını veya onların anlattığı ifadeleri mesela onlara böyle yazılı ifade verdiler. Mesela o ifadelerde insanlar suçlanıyor, töhmet altında kalıyor ve bunların mahkemede gerek avukatlar, gerek duruşma savcısı, gerekse çapraz sorguda bu tanıklara ifadelerindeki ayrıntılar sorulması gerekiyor. Fakat bunlar hiçbir zaman gelmiyorlar. Mahkemeye hiçbir zaman gelmediler. Akın Öztürk'e bu kişiler diyor bu işi yapmakta kararlı görünüyorlardı diye Akın Öztürk söylediğinde bundan diyor nasıl anladın diyor. Yani bunların kararlı olduğunu gördüğünden diyor. Akın Öztürk de mahkeme başkanına diyor ki Ömer Faruk Harmancık büyük yanlış yapmıyorsam yani büyük yanlış yapmıyorsam ve eğer arkamızda durulsaydı bize sahip çıkılsaydı bu iş başarılı olurdu diye benzer ifadelerde bulunmuş. Yani bunu şimdi kendisi söylüyor. Daha sonra işte 143. filoya gidiyorlar, geliyorlar. 143. filo sanırım burada en kritik, yani bu darbede en kritik yerlerden bir tanesi 143. filo ve 143. filoda yer alan öğretmen gazinosu dediğimiz yer. Yani bu öğretmen gazinosu dediğimiz yerde 25-30 kişinin bir odada durduğu, o öğretmen gazinosunun içerisinde bulunduğu, ışıkların da loş olduğu, kapalı olduğu, kendisi burada onu öyle söylüyor. Kendisi de bir iki kere gitmiş oraya. Ama orada duranların kimler olduğunu bilmiyor. Siviller var mıydı içinde bilmiyor. Kendisine siviller soruluyor. Ve hiç sivil görmediğini söylüyor. Bu diyor sivillerin büyük bir bölümü diyor. Birçok ifadede 143. filonun öğretmen gazinosunda ikamet ediyorlar. Yani orada bulunuyorlar. Orada laptoplarını, bilgisayarlarını açmışlar, telefonlarını evet orada oturup talimat veriyorlar sağa sola. İletişim sağlıyorlar. Harekete geçiriyorlar, emir veriyorlar. Bu genel böyle 5, 10, 20 kişinin yani oradaki ifadelerde geçiyor bu. Ve bunu mahkeme başkanı ve diğer sanık avukatları, müşteki diğer mağdur avukatları soruyorlar. Siz bir sivil gördünüz mü? Mesela Kemal Batmaz'ı gördünüz mü? Adil Öksüz'ü gördünüz mü diye soruyorlar. Diğer sivilleri gördünüz mü diye soruyorlar. Kendisi de ben orada hiç görmedim sivil diyor. Peki diyor siz buraya gittiniz mi? Bu siviller burada duruyormuş diyor. Oturuyormuş. Siz o gazinoya gittiniz mi diyor öğretmen gazinosuna. Ben oraya gittim diyor. Ama diyor oranın diyor bir iki yolu var diyor yani. Ben mesela sağ tarafa gittim. O sol ora sol tarafta diyor. Ben oranın içine girmedim diyor. Ama diyor o tarafta ışıklar kapalı. Birçok insan vardı diyor orada. Yani kalabalık bir şey vardı diyor. Işık loş olduğu için diyor kimin üstünde üniforma var, kim sivil, nedir? Ben bunları görmedim diyor. Ama şöyle bir şey var işte ifadelerde diğer ifadelerden örnekle hani kendisine sorulduğunda yani orada bizim bilmediğimiz başka sivillerin de orada olduğu söyleniyor. Daha sonra başlıyor bu darbedeki yani kendisinin tanımı ifadesiyle bu darbeyi durdurulması yönünde çalışmalar yaptığını söylüyor. Yani konuşup ikna etmeye çalıştığını söylüyor. Sürekli de ara ara Genelkurmay Başkanı'nın yanına gittiğini söylüyor. Hem Genelkurmay Başkanı'na işte ne emir veriyor mesela ona? O da gidip o emirler doğrultusunda burada darbeye kalkışan veya bu işin devam ettiren insanları ikna etmeye çalıştığından bahsediyor. Fakat kendisine şu da soruluyor. Yani neden size emir veriyorlar? Neden Genelkurmay Başkanı odadan çıkıp bu talimatı yapmıyor diyor. Mesela siz söylüyorsunuz elleri kolları bağlı değildi. Herkes ona emir komuta zincirinde tabii Genelkurmay Başkanı'nın sadece ben emrini dinlemiyorum diyor. Diğer askerler de Genelkurmay Başkanı ne söylese, Hulusi Akar ne söylese herkes normal askeri nizam çerçevesinde emir komuta zincirinde talimatlarını yerine getiriyordu diyor. Şimdi benim anladığım kadarıyla burada tam anlatmadığı şeyler var bizim bilmediğimiz. Ama ondan sonra diyor ki ben diyor arkadaşlar komutana tekrardan döndüm konuştum. Bunlar bu işin devam ettirmekten vazgeçtiler.
Ben de diyor komutanın kendisine şey yaptım, arz ettim diyor. Komutanın kendisine arz ettikten sonra da diyor artık oradan ayrılma meselesi kaldı diyor. Yani o gece böyle geçti diyor. Ve o gece diyor demiş ki şey Genelkurmay Başkanı hani demiş seninle beraber gidiyor Akın başbakana gidelim. Beraber anlatalım bu durumu başbakana. Ondan sonra da hani neler yaşandı, neler edildi. Biz bunların hepsini ikaz edelim. Herhangi bir delilik de olmasın diyor. Daha sonra ilk Genelkurmay Başkanı oradan ayrılıyor biliyorsun. Onun görüntülerini de yayınladık. Yani Genelkurmay Başkanı gece işte sabaha karşı mı ne ayrılıyor. Ayrılırken bu sefer Akın Öztürk ifadesinde diyor ki bana diyor Genelkurmay Başkanı dedi ki sen burada kal. Burada yine herhangi bir problem çıkabilir, herhangi bir şey olabilir. Ben seni aldıracağım daha sonra. Sen burada diyor bu şeyi muhafaza et. Ve diyor ben de diyor o esnada Genelkurmay Başkanı gittikten sonra diyor Yaşar Güler'in orada olduğunu öğrendim diyor. Ve gittim diyor Yaşar Güler'e. Orada kamera kayıtları var zaten. Yani Yaşar Güler'in odasına gidiyor. İşte Yaşar Güler'e çay getiriyor falan filan böyle. Asker koyuyor orada başına. İşte Yaşar sen ne arıyorsun burada falan demiş. Ondan sonra işte gözlük kapalıymış mesela. Elleri bağlıymış bütün gece. Gözleri kapalıymış. Bunları açtım diyor. Ondan sonra telefonla konuştuk diyor. İşte sağa solu aradık ne yapılması gerektiği konusunda. Daha sonra Abidin Ünal'ın da orada olduğunu öğrendim diyor. Abidin Ünal'ın da orada olduğunu öğrenince diyor. Bu sefer de diyor Abidin Ünal'ın yanına gittim ben diyor. Ondan sonra Abidin Ünal'dan evvel ya bu telefon görüşmeleri çok şey oluyor da yani kimse mesela herhangi bir telefon kaydı çıkarıp gerçekten kim kimin nereye aramış, kaç dakika görüşmüş gibi bir detay çıkıyor mu mahkemede? Mesela şurada şunu aramışsın, bunu niye aradın gibi yani tabii öyle onları soruyor. söylediğiyle geçiyor ETS mu? kayıt. ETS kayıtları soruluyor. Ama şöyle ben gördüğüm kadarıyla sizin lehinize yani sizin için iyi bir delilse bunun üstünde çok durmuyorlar. Yani normalde savcı sizin lehte ve aleyhte delillerinizi toplar. Konuyu daha iyi öğrenmek için. Yani savcı ama ne yapıyor? Senin lehte aleyhinde delilleri topluyor ama lehinde delilleri toplamıyor. Sana aleyhinde bir soru soruyor. Filanca kişiyi aramışsın. Hani o da darbeci olarak görünen kişi. Bak diyor sen bunu aradın. Adam da diyor ki ben filanca kişiyi de aradım. Engellemek için şunu yaptım, bunu ettim. İstersen ona sorabilirsin. Bununla konuştum diyor. Ama onun mesela HTS kayıtları orada sunulmuyor. Veya o HTS kayıtları tamamen içinde varsa da o konuşulmuyor. Delil olarak görülmüyor. Sorgulanmıyor. Yani Anlıyor biraz musun? daha Böyle baştan bir belli gibi. ya tabii zaten şimdi şöyle yani bu adamı ben yiyeceğim demiş. Ona göre de adam delilini topluyor. Normalde ne olur? Bir şüpheli ise bu adamın aleyhinde ve lehinde delilleri toplarsın. Ondan sonra karar verirsin. Yoksa ben şimdi sana şöyle söyleyeyim. Senin bir sürü lehinde delil var İsmail. Aleyhinde de 3 tane delil var. Lehinde de 100 tane delil var. Ben o senin lehindeki delilleri görmesem, aleyhindeki 3 tane delil alsam, dosyaya koysam, medyada yayınlatsam, herkes seni suçlu bilir. Yani biraz durum Sen ona bir doğru suç gidiyor diye şey işlemişsin sen. yaptım. Evet. Yani Ya sabaha kadar genel diyor öyle. mukayyet Daha olduk. sonra Abidin Paşa'yla Sonra genel anladığım konuşuyor. Abidin kadarıyla Paşa'yı. bir Buyurun. özetleyeyim buraya kadar istiyorsan. Şimdi Akın Öztürk oraya yani Akıncılar üstünden Mehmet Şanver arıyor düğünden. Abidin Ünal'ın isteğiyle oraya orada olduğunu biliyorlar. Yani mukayyet ol diye gidiyor. Tabii buradan şunu anlıyoruz. Demek ki Abidin Ünal ve Mehmet Şanver Genelkurmay Başkanı'nın orada olduğunu bilmiyorlar veya bilmemezden geliyorlar. Neyse. Yani onun alınıp nereye götürüldüğünü bilmiyorlar mı? Öyle bir durum, öyle bir hava var. Sonra o gittiği zaman ben diyor Mehmet Dişli, Kubilay Selçuk ve işte Ömer Faruk Harmancık gibi generalleri Hulusi Akar'la beraber gördüm. Emir-i Nizami hareket ediyordular diyor. Yani komutanmış gibi davranıyordular ve onlar çıktığı zaman da yani bunlar bu işe karıştı. Bunları ikna et dedi. Ben de sabaha kadar bunları ikna ettim. Olay bitti. İşte Yaşar Güler'e yardım ettim filan derken sonra sabah tam beraber gidecekken dedi ki sen geride kal. Ben seni aldıracağım. Sen bunlar bir delilik yapabilirim, mukayyet ol diye Hulusi Akar Akın Öztürk'ü geride bırakıyor. Ve Sonra kendisi gidiyor. Evet. kendisi gidiyor. Daha sonra orada işte gözaltında şey derdest edildi denilen, oraya getirilen, geceden getirilen askeri askerler, komutanları tek tek
buluyor. Gidiyor kim var, kim gözaltına alınmış. O şeylerde, Akıncılar üstünde Yaşar Paşa'dan başlıyor. Abidin Ünal ve diğer düğünden gözaltına alınıp da getirilen komutanlar da var. Hepsini kurtarıyor. Hepsini kurtardıktan sonra Abidin Ünal, tamam mı, şeyle konuşuyor. Fikri Işık'la falan konuşuyor. Genelkurmay Başkanı'nı uğurladıktan sonra. Telefon trafikleri başlıyor. İşte ne oldu, ne etti diye. Orada serbest kalan kişilerle telefon görüşmesi yapıyorlar. Daha sonra kuvvet komutanı, yani o dönemin kuvvet komutanı, Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal Cumhurbaşkanı ile konuşuyor. Ve yanında Akın Öztürk var. Diyor ki işte Cumhurbaşkanı'na işte sabaha kadar Genelkurmay Başkanı ile Akın Öztürk beraber olduğunu, daha sonra Genelkurmay Başkanı'na uğurladığını, Yaşar Paşa'yı ve beni kurtardı diye anlatıyor Tayyip Erdoğan'a. Abidin Ünal. Daha sonra buradaki kişileri kurtardı. Sonra kendisi yaralandı diyor ve Abidin Ünal bunu kulağıyla duyuyor. Ve yani beraberler Abidin Ünal'la yan yanalar oturuyorlar ve Abidin Ünal yani Tayyip Erdoğan'la konuşuyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la o an. Ve kendisi de her şeyi duyuyor konuşmalarını. Cumhurbaşkanı da diyor ki bunun üzerine ama diyor onu diyor baş yapmışlar. Yani bu işin başı yapmışlar diye Akın Öztürk'ün darbenin başı yapıldığını Abidin Ünal'a söylüyor Tayyip Erdoğan. Ondan sonra Abidin Ünal da diyor ki yani beni diyor o kurtardı diyor. Eğer kurtarmasaydı diyor diğerlerini ve bizi diyor Akın Paşa olmasaydı biz orada tutuluyorduk diye de daha sonra da ifadesinde de Akın Abidin Ünal böyle söylüyor. Yani Abidin Ünal ifadesinde sadece bunu söylemiyor. Abidin Ünal ifadesinde mesela daha önce çıktı bu. Ben diyor aradım. Akıncılara gitmesini ben söyledim Akın Öztürk'ün. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Darbenin başı olan bir adam yani o dönem bir komutan arıyor ve size oraya git diyor. Yani böyle bir darbenin başı olabilir mi? Böyle bir planlayıcı olabilir mi? Adam toplanmalarda adam yok kampta. Herhangi bir toplantı öncesinde bir toplantıda yok. Darbe olmuş ortada yok. Pijamalarıyla evde oturuyor. Adam darbeye yani Akıncı'ya gitme nedeni Abidin Ünal kendi diyor ben aradım diyor. Yani enteresan böyle bir darbenin Orada başını görmedim. darbe yaptıkları, güya derdest ettikleri adam bunlar bir şeye kalkıştılar diyor. Demek ki o da onu darbeci olarak görmüyor belki. Ve onu Şimdi kurtarıyor ve bütün bunların sonunda ikinci Genelkurmay Başkanı olma hayaliyle yapıyor olması lazım. Hani kuvvet komutanlığını da bırakacak. Genelkurmay ikinci başkanlığı kendisi yani bütün bu darbeyi yapması şeyinde. Acaba ki Konsey Genelkurmay Başkanı, Başbakan, Cumhurbaşkanı olarak kimi düşünüyordu diye insan şimdi düşünmeden edemiyor yani. bak darbe yapacaksa bir adam darbenin de başıysa güzel giyinir. Yani elbiselerini, üniformalarını hazırlar gider oraya. Adam oraya gidiyor üstü başı normal. Sivil. Sonra şimdi sivil ya darbe olmuş kimin ne olduğu belli değil. Nereden bileceksin Akın Öztürk kim kardeşim asker bu yani. Kımıldama lan der çıkar. Adam da oradan uydurma bir elbise alıyor. Kameralarda o. Pantolon ta nereye gelmiş? Kısacık bir pantolon bulmuş yani. Pantolon kısa. Komik yani. Adam düşünebiliyor musun? Bir orgeneralın giyindiği elbiseyi orada gör. Hiç üstüne uymayan bir elbise tutturuyor. Evden bile elbise getirmiyor. Ya böyle darbe hazırlığı olabilir mi? Böyle bir darbe olabilir mi? Kimseye ifadelerde hani darbenin başıysan değil mi? Emir verirsin, talimat verirsin. Ortada bir emir yok. Kimin kimseye verdiği emir yok. Arkadaş nasıl bir darbe yöneticisi ki yani darbeyi yönetiyor adam toplantıda yok ortada bütün gece hiç kimseye emir vermemiş. Ya emir vermeden nasıl darbeyi yöneteceksin değil mi? Sivillerle ilgili de delil ben diyor siville ilgili hiç kimseye talimat vermedim ben bir sivil görmedim diyor. Hiç bir diyaloğum olmadı diyor siville. Benim diyor çoğu kişiyle hiç diyaloğum olmadı benim diyaloğum olduğu insanlar belli diyor. Ben Genelkurmay Başkanı'nın talimatlarını, ben Genelkurmay Başkanı'nın yanından ayrılmadım diyor. Ve FETÖ diyor yani kendisi mesela cemaatle ilgili, şeylerle ilgili yaş yüksek sanırım Yüksek Askeri Şurası mı? Tam tarih hatırlamıyorum ama MİT müsteşarıyla mesela bir görüşmesi var, bir programa katılıyorlar. MİT müsteşarı da orada kendisine gelen Hava Kuvvetleri Komutanı sanırım o zaman. 2013-2015 yılları arasında.
60 civarında FETÖ'cünün diyor listesini MİT müsteşarına diyor kendim verdim ben diyor. Bunların diyor gereğini yapın diye diyor. Yüksek Askeri Şura toplantısının öncesinde oldu bu diyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne, MİT'le diyor mesela sordum. Bunların hepsine sordum. Bunlar terfi edecek. İşte böyle böyle listeler var. O anlarda diyor çok liste dolaşır diyor. Ben bunu verdim diyor. Ondan sonra enteresan şeylerden bir tanesi bu adam 1960 darbesini, 1971 muhtırasını, 1980 darbesi, 28 Şubat olaylarını yaşamış. Aynı zamanda 1980'de yüzbaşı, 28 Şubat yani milli güvenlik kararlarının olduğu dönemde bu adamın da MGK üyesi olarak bir darbe girişimi bir şekilde haklı göre şey diyor yani. Kararlara da tavsiye kararlarına imza atmış diyor bu adam. Ben attım diyor yani tavsiye kararlarına. Ve Yani milli şimdi güvenlik kurullarında da görevli. Şimdi bu adam yurt dışındaki Türkiye uzmanlarından birisi Gareth Jenkins herhalde. İngiltere parlamentosuna rapor verirken yani eğer Akın Öztürk darbenin bir numarasıysa Akın Öztürk 1970 girişli şeye yani cemaatin ilk yurtu açması bile 1976 filan. Anlatabiliyor muyum? Yani hani cemaatin askeri faaliyetleri ne zaman başladı, askere girme faaliyetleri falan bunları da tartışıyor. Bu adamın yani darbenin lideri bu adamsa bu darbeye cemaatçi diyemeyiz diyordu. Ama bu söylediklerinle yani şimdi bu adamın darbe liderliği de tartışılır hale geliyor. Yani yani toplantılarına şimdi katılmamış, milli hazırlıklarında ya yok, bak uygulamasında yok, darbe başlamış piyasada yok. İnsanları kendi ifadesiyle ben diyor hani öyle bir bu şeyde darbe içerisinde yer alacak olsam diyor Milli Güvenlik Kurulu legal görünümde illegal yapılara karşı alınacak tedbir konusunda çıkartılan tavsiye kararına imza atmış bir MGK üyesi olarak diyor. Bir darbe girişimini bir şekilde haklı gösterecek, destekleyecek bir kişiliğe sahip değilim diyor. Biliyorsun bu legal görünümlü illegal yapı paralel devlet hikayesi oldu ya, yaş üyesi olduğu için kendisi de orada MGK üyelerinden bir tanesi. Ben buna imza attım diyor yani. Benim diyor nasıl diyor darbeci ilan edersiniz? Diyor ki darbe genelkurmay karargahında diyor. En büyük yetkilisi darbede etkili olduğu söylenen diyor. Mehmet Portugeç'te diyor telefonunu bile bilmiyorum ben diyor. Bu kişiyi de diyor benim bir ilişkim, hiçbir şeyim olmamış diyor. Şahsen karşılaşmam bile olmamış diyor ben bu kişiyle. Hiç bilmiyorum diyor. Bir de enteresan yanı şöyle. Şimdi bu adama diyor ki sen listedesin. Darbenin başındasın deniyor. Delillerden, en sağlam delillerden bir tanesi bu. İyi de biz daha öncesinden bu programda işledik hatırlıyorsan. Yurtta Sulh Konseyi listesinde olup da daha sonra hiç gözaltına alınmamış. Hatta gözaltına alınmış, daha sonra çıkartılmış, beraat etmiş. Hatta göreve geri dönmüş bir sürü komutan var. Bunu açalım biraz. Yurtta Sulh Konseyi'nin listesi yok piyasada benim bildiğim ama senin dediğin Yurtta Sulh Konseyi'nin görevlendirdiği sıkı yönetim komutanı veya kuvvet komutanı Bu işte olarak yani görevlendirdiği isimler. Yani çünkü 38 kişilik konsey listesi var. Yani ona öyle deniyorlar. Yani görevlendirilmiş kişiler. Yani Yok dediğim benim liste anlamadığım dediğim. şöyle. Şunu demek istiyorum. Ben yanlış bir yol olabilirim. Yurtta Sulh Konseyi'nin şunlardan şunlardan oluşuyor diye açıkladığı bir şey var mı o gece Şimdi basına şu var. gönderdiğin mesela? 38 kişilik bir liste var. Biz şu Bu adamlarız liste filan. dediğin aynı şeyden bahsediyoruz Yoksa İsmail. medya mı açıklıyor bunu yani? Görevlendirilmiş. Filanca yerde görevlendirilmiş. Şurada görevlendirilmiş. Mesela bu adam ne? Genelkurmay ikinci başkanı yapılmış. O şu yapılmış. Bu işte liste dediğimiz şey bu. Konsey Anladım. dediğimiz Yani bu. Yani darbe olduktan sonra kim nerede duracak? İşte ona konsey deniyor. şimdi bu sıkı yönetim emrinde işte bu adamın imzası var mı mesela? Çünkü Hocam teknik olarak sıkı ben Yaşar yok Güler'in yok ismi var hocam isim. İsim listesi yani şu. görevlendirilme ismi var anladım. Ha Yani buna görevlendirilme konsey ismi var. listesi deniyor işte. Dedikleri şey bu konsey. Yurtta Sulh Konseyi dedikleri şey bu. Onu anlıyorum. Zaten ben de onu vurgulamaya Aslında. çalışıyorum da söylemek istediğim şu. Şimdi bu sıkı yönetim harekat emri o gece geçilen o hani bir parçası kapatılarak hep Tamam. yayınlanıyor ya. Evet, Sıkı evet. yönetim harekat emrinde bu görevlendirmeleri yapan o imzayı atan insan da Bu bu değil mi acile? görevlendirmeleri yapan Yaşar Güler adına ortada atıldı diye yok. biliyorum ben. Bu görevlendirmeleri kimin yaptığını bilmiyor kimse. Atanmış, birileri atamış bunları. Ve bu bir liste oluşmuş. Bu liste işte darbede darbeyi yönetecek, ülkeyi yöneteceklerin listesi yani. Ve bu 38 kişilik konsey listesinde de diyor
Yani ben diyor sadece 3-4 kişiyi tanırım diyor. Hiçbirini tanımıyorum diyor bu kişilerin. Ben şunu demek istiyorum. Listede bir sürü isim var. Ve bu isimlerden birçoğu hiç gözaltına alınmamış. Bazıları gözaltına alınıp bırakılmış, yargılanmış, hiç ceza almamış. Bazıları yargılanmış, gözaltına alınmış, ceza almış, müebbet alınmış, sonra dosyası bozulup beraat etmiş. E kardeşim ortada bir sürü darbe olursa bu darbeyi yönetecek, görev alacak insanlar var, atanmalar var. E bunlar ortadan kaybolup gidiyor şimdi. Çoğu kaybolup gitmiş. Yani bunlar masumsa eğer, mesela 18 kişi falan mı? Aşağı yukarı 18 kişi falan var İsmail böyle ismi geçen. Şimdi bunların hepsi masumsa ortada zaten kimse kalmıyor. Yani 3-5 kişi mi bu ülkeyi yönetecekti, darbe yapacaktı? Şimdi mahkemede sen dedin ki bunların isimleri yazılmış, bunlar masum. Ama bazılarına dedin ki bunlar masum değil. O zaman nasıl yönetecek ülkeyi bu? 3-5 kişi mi yönetecek ülkeyi? Yani böyle bir mantık olabilir mi? Neye göre masum diyorsun? Neye Zaten göre masum işte değil diyorsun? zaten Hadi hani Baydok yok, bankaya para yatırmadın de. E bunlarda da yok. Hiçbirinde yok mesela. hayır Bu adamın darbenin damadı. zaten bu manada şey olması şeyi yani darbe o yüzden diğer darbelere benzemiyor. En azından girişim olarak da benzemiyor. Planlama olarak, uygulama olarak da benzemiyor diye aslında şey yapanların insanların da söylediği mesele bu ama peki devam edelim. Yani bu adam peki FETÖ'cü değilim diye yani işte cemaatle aram iyi değil manasında bu şeyleri söylemiş olamaz mı? Yani cemaatle irtibatını gizlemeye çalıştığı için böyle bir ifade kullanmış olamaz mı? Ben işte 28 Şubat kararlarına imza attım, şunu yaptım, bunu yaptım. Böyle bir çaba görebiliyor musun veya bunu soran oldu Yani mu mahkemede? mesele adamın ifadesini okuduğun zaman bu işin orada asıl yani mimarı kim yönetiyor anlamıyorsun. Onun bir Herkes fikri var mı? Çünkü onun şöyle fikri var. Yani Genelkurmay Başkanı ne dediyse ona inanıyor. O da diyor ki Genelkurmay Başkanı böyle dedi. Bundan dolayı işte Ömer Faruk Armancık şu bu Hakan Evrim bunlar diyor. Darbeyi yaptılar diyor. Bana diyor bunlar darbeyi yaptılar. Bir halt yediler. Git onları ikna et diyor. Ben de Genelkurmay Başkanı'nın dediğini uyguladım diyor. Bunları suçluyor. Daha sonraki ifadelerinde mesela Kubilay Selçuk soruyor. Ben bir yerde emir verdim mi? Genelkurmay Başkanı'nın yani dışında, etrafının dışında uzak bir yerde birine emir verirken gördün mü beni? Talimat verirken gördün mü? Darbeyi yönetirken gördün mü? Herhangi bir şey yaparken gördün mü diyor. Hepsine de hayır diyor mesela. Şimdi şunu söylüyor. Mesela başkan, Genelkurmay Başkanı'nın da ifadesinde de geçiyor diyor. Hulusi Akar demiş ki ellerindeki darbe bildirisini diyor işte bana okutmaya çalıştılar diyor. Hatta diyor Hakan Evrim isterseniz bu kanaat önderinizle görüştürürüz senin hikayesi var ya. Mesela bunu başkan soruyor Akın Öztürk'e. O da diyor ki bak orada diyor ben bunu arz edeyim. Hakan Evrim'in şu sözleri o lafları inanın ben duymadım diyor. Yani sizi kanaat önderimizle görüştüreyim. Hulusi Akar söyledi bunu biliyorsun değil mi? Beni Fethullah Gülen'le yani herkes onu Fethullah Gülen olduğunu söyledi. Ben diyor bu şeyi duymadım diyor ben oradaydım. Ömer Faruk Harmancı'nın eline bakın diyor hiçbir şeyi inkar etmiyorum ben diyor. Bir kağıt vardı diyor ama böyle iki sayfa falan değildi diyor. Yani bir Genelkurmay Başkanı'nın anlattığı gibi iki sayfa elinde bir kağıt yoktu diyor. Fakat içinde neler vardı bilmiyorum diyor. Okumadı diyor benim yanımda yüksek sesle. Ben onun için neler olduğunu duymadım. Ben diyor bunları arz ediyorum diyor. Yani gördüğüm şeyi. Bir şey okuma niyetiyle geldi ama muhteviyatını da diyor bilmiyorum diyor. Yani Genelkurmay Başkanı'na bir şey okumak istedi küçük kağıt ama diyor Genelkurmay Başkanı'nın dediği gibi değildi diyor. Yani öyle iki sayfadan oluşan diyor. Kanaat önderinizle görüştürelim falan dediklerini duymadım mı diyor. O kısmı duymadım efendim diyor. Başkan bunu tekrar soruyor. Yani ben orada zaten girip çıkıyorum diyor. Yani odaya girip çıkıyorum diyor. Hani hiç diyor öyle bir şey olmadı diyor. Genel Başkanı oraya derdest edilerek götürüldü diyor. Ben onu da görmedim diyor. Çünkü geç geldiği için Genelkurmay Başkanı orada olduğu için ben burada bana bir çizik var dedi diyor işte. Kendisi göstermiş çiziği. Nasıl olduğunu, nasıl gittiğini bilmiyorum diyor. Ondan sonra düğünden diyor bazı insanları getirmişler diyor. Toplamışlar getirmişler diyor. Ondan sonra ben bunlardan da haberim yoktu diyor. Kimler getirilmiş, ne getirilmiş, kim tutuyor burada diyor.
Ondan sonra ben 142. filo, 140, 141. filo, 143. filo arasında 3-5 kere gittim geldim diyor. Genelkurmay Başkanı'nın bana emrini diyor, getirdim diyor. Yani Genelkurmay Başkanı, he. Yani ben diyor hiçbir şey yapmadım diyor. Tabii ki gittim geldim diye sorunca, yaşadıklarını anlatınca, ya diyor Genelkurmay ikinci başkanı derdest edilmiş. Genelkurmay Başkanı derdest edilmiş işte. Birçok kişi orada göz altında olduğunu söylüyorsun. Sizi niye derdest etmediler? Size niye bunu uygulamadılar diye söylüyor. Ben diyor hiçbir kavga etmedim, hiçbir zorlamada bulunmadım diyor. Gayet orta yol bulucu orada bir pozisyon aldım diyor. Yani tabii onlar da diyor beni niye düşman olarak bellesinler ki diyor. Yani ben onlara o şekilde onları zora sokucu herhangi bir şeyde bulunmadım diyor. Çünkü Genelkurmay Başkanı'na da çok sakin Çok davranıyor. net bir şey soruyorum. O gece orada olanları yaşayan birisi olarak yani kimse ona o zaman sence darbeyi kimler yaptı? Hani isim isim hangi generaller yaptı diye sorulmuyor mu? Yani sen değilsen darbenin başı kimdi? O gece ne gördün? O kanaatin nedir? Yani bu çok zor bir şey değil. Birisi sağa sola emirler verip bir şeyler yaptırıyor eğer darbe oluyorsa. Bu böyle oluyordur yani. Mesela kim emrediyor, getirtiyor generalleri düğünden falan. Böyle bir soruyu yok mu? Sence de o zaman Ben darbe kim yaptı? o zaman ben yani ben onu şöyle söyleyeyim. Mahkeme başkanının sorduğu soruyla ben sana cevap vereyim yani. Akın Öztürk ve mahkeme başkanı arasında geçen şu konuşmayla. Mesela diyor ki Genelkurmay Başkanı'nın enterne edildiğini siz de söylüyorsunuz. Onun arama imkanı var mı diyor. Rahatlıkla Genelkurmay Başkanı istediğiyle görüşebilir mi orada diyor. Telefonla istediği kişiyi arayabilir mi? Akın Öztürk de diyor ki gayet tabii komutanın odasındayız. Nitekim öyle oldu. Değişik yerlerle telefonla konuştu. Ben orada ikinci başkanı kurtardıktan sonra eşine de telefon. Çünkü telefonlar önünde diyor. Orada otururken telefonlar önünde eşine de telefon ettirdim diyor. İkinci başkanı kurtardığınız sırada saat kaç diyor 15 Temmuz'da diyor. Efendim diyor komutanı gönderdikten sonra diyor böyle oldu. Genelkurmay Başkanı'nın gittikten sonra mı diyor? Evet diyor. Komutanı gönderdim yine etrafını kolaçan ettikten sonra iki kere helikoptere gittim. Çünkü beni bir saat sonra arayacaklardı Genelkurmay Başkanlığı'na. Çünkü kendi teklifi vardı. Akın gel beraber arz edelim başbakana diye anlatıyor. Şimdi Akın Öztürk'ün söylediğine göre Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar telefonları önünde odada oturuyor bütün gece. Ve istediğini arama imkanına sahip. Ve Akın Öztürk'ün söylediğine göre elleri bağlı değil. İşte daha önceki yerlerde duyduğumuz çerez çemez yediğini, fıstık fındık yediğini. Ve oradaki generallerin, işte Hakan Evrim olsun, Kublay Selçuk olsun, Harmancık olsun. Emir komuta yani bir asker üst ve ast ilişkisiyle yani bir esir enterne edilmiş biri değil de bir genelkurmay başkanının karşısındaymış gibi giriş çıkış yaptıklarını ve talimat aldıklarını söylüyor. Şimdi ben buna baktığım zaman bu resme ben ne diyeyim yani şimdi darbeyi kim organize ettiğini. O zaman ben şöyle düşünüyorum. Genelkurmay başkanı bu işe baktı. Nereye gidiyor bu iş? Nasıl gidecek? Nasıl yapacak? Tamam mı? Genelkurmay başkanının da bu işin içerisinde olduğunu evet bizimle birlikteydi deseler bunlar kendi suçlarını da kabul edecekler. Bence bunlar bunu söylemiyor. Tamam Genelkurmay Başkanı'na dedin ki Hulusi Akar bizimle birlikteydi. Biz darbeyi Hulusi Akar biz yapalım bunu edelim dedi. Beraber hareket ettik dese bu komutanlar bu generaller diyebilir mi bunu? Diyemez. Böyle bir şey olduysa da diyemez. Hulusi Akar bunu biliyor. Ve bunlar diyemiyor. Niye diyemez biliyor musun İsmail? Bugün dediğini düşünelim. Böyle bir şey mahkemede dediler. Çıktılar dedi ki kardeşim Hulusi Akar talimatıyla yaptık biz. Evet biz bir darbe teşebbüsüne giriştik. Hulusi Akar da bizim başımızdı. Beraberdik dediği zaman bugün beraat etseler bile 3 yıl 4 yıl sonra 250-300 kişi ölmüş. Bu işten yakayı sıyıramazlar. Bu işten yakayı sıyıramayacaklarını bildikleri için eğer bunların hepsi darbeciyse, Genelkurmay Başkanı da bunların başındaysa kimse bir şey söylemez. Biraz durumu açıklayan durum bu yani hem bütün açmazları şeyleri. Benim görüşüm, Belki benim gördüğüm de kadarıyla bu.
Peki bu Akın Öztürk'le ilgili son bir şey daha. Gözaltında işkence iddiası ne kadar doğru? Savunmalarda bu da geçiyor mu? Buradaki savunmasında geçmiyor ama daha başka yerdeki, burada geçiyor. Şöyle çok kısa, anlatmaya utanıyorum diyor. Ben bunu anlatmak istemiyorum diyor. Daha sonra kendisi mahkemede başka bir ifadesinde onu anlattı. Basına da yansıdı zaten. Buradaki mahkemedeki ifadesinde yok o. Ama daha sonra anlatıyor tırnaklarının nasıl şey yapıldığını. Ciddi işkenceye maruz kaldığını anlatıyor. Gerçekten de kendisine ciddi şekilde ağır işkence yapmışlar. Ağır yani. Şöyle söylüyor mesela. Aa, Genelkurmay Başkanı mı? Sen miydin Genelkurmay Başkanı olacak? Gel bakalım buraya deyip yani işkenceye dövüyorlarmış. Aa, gel bakalım Cumhurbaşkanı olacaksın he sen deyip dövüyorlar. Kendisi öyle söylüyor. Mesela burada diyor darbeyi diyor yani kimle muhatap oldun sen orada diye soruyor mahkeme başkanı. Git Genelkurmay Başkanı işte bunlar darbeye kalkışmışlar Akın. Git bunları uyar dediğin kişiler kimdi, kimlerle konuştun diyor. Orada diyor Ömer Faruk Harbancık, Kubilay Selçuk, Hakan Evrim, Kara Havacılık Okulu Komutanı Coşkun. Bir kişi daha vardı. Ben diyor sadece bunlarla muhatap oldum diyor. Onun dışında ben kimseyle muhatap olmadım diyor. Yani bunların hepsine baktığın zaman, bu komutanların hepsine baktığın zaman, yani burada sadece mesela askerler olarak yani hareket ciddi manada hareket halinde olup emir veren Hakan Evrim var. Kamera görüntülerinden görüyoruz. Orada oranın üst komutanı olduğu için emir. Ama ona da sormak lazım. Onun da ifadesini şey yapacağız. Onun ifadesi çok, savunması çok uzun. Ona da şöyle demek lazım. Tabii ki sen de emirleri kimden alıyorsun? Bu darbeyi kimin yaptığını düşünüyorsunuz sorusuna, başkanın sorusuna mahkemede aynen şu ifadeyi veriyor. Kesinlikle içinde, bunun içinde demin arz ettim. Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde bulunan FETÖ'cü bir grubun başkalarının desteğiyle, dış güçlerin desteğiyle kesinlikle bunu yaptığına ben kanaat getirdim diyor. Evet. Şimdi bu anlaşılabilir bir şey. Ben de tam onu özetleyecektim. Şimdi darbenin başında olmakla suçlanan Akın Öztürk, darbe toplantılarının hiçbirisine fiilen katılmamış. Hele hele sivillerle ilişkilendiren toplantılarda da bulunmamış. Şeyi sormadım ben. Siviller mesela Adil Öksüz'le tanışıp tanışmadığı, görüşüp görüşmediği sorulmuş mu? Akın Öztürk'ün yakın olduğu odaya, başka yani o koridora yakın bir yerde bir tane sivil görünüyor. Çünkü orada kamerada görüntüleri var işte polo tişört, yakalı tişört falan filan diye beyaz renkli öyle bir tişörtlü. Mesela diyor, siz diyor böyle birisini gördünüz mü diye soruyorlar. Ben o kişileri görmedim. Sivillerle benim bir muhatabım olmadı. Ben sivil görmedim diyor aslında adam. Hiç sivil görmedim diyor. Ve ondan sonra da kendisi teslim olmuş mesela gitmiş hakkında haberler çıkınca Akın Öztürk'le ilgili bu iddialar çıktığı zaman işte nedir darbenin bir numarası şudur budur deyince gidip kendisi teslim oluyor. Teslim olduktan sonra da zaten kendisine işkence yapıldığını söylüyor. Sorguya geldiğini ondan sonra da insani şartlarda hiçbir insani şartların yer almadığı bir şeyde kaldığınızdan bahsediyor işte hücrede. Anladım. Bu Ve tabii şey, bu esnada Akın Öztürk'ün darbeyi önlemeye çalışan birisi olduğuna dair bir genelkurmay bildirisi çıkıyor ve siteye konuyor, sonra kaldırılıyor. Bununla ilgili bir soru ve cevap var mı savunmada? bununla ilgili aslında çok bir şey dedim ya adamın aleyhinde olduğu için şey lehinde olduğu için mesela bu lehinde olduğu için bununla ilgili bir soru sormuyor veya bunun üzerine hiçbir bir şey sormuyor mahkeme başkanı. Yani bu konuya hiç girilmiyor bile. Hiç girilmiyor. Ama ona şöyle bir soru soruyorlar. Mesela bu evlendirme hikayesi var ya bunlar diyor nasıl evlendirildi işte bunlar katalogdan hani kızla seçiliyor şudur budur falan gibisinden. Hani bu evlilik nasıl oldu diye soruyorlar. Ondan sonra ben diyor bu evlilik diyor benim diyor evlenmeye karar verdiler bunlar diyor. Ben de diyor bu çocuk kimdir diye üst komutanına sordum diyor. Ben üst komutanına güvenerek diyor bu kızımı verdim. Çünkü üst komutanı diyor onu daha iyi tanır eder diyor. Kimdi diyor üst komutanı diyor sorduğunuz. Ziya Güler diyor. O da balyozdan 3 sene içeride yatmış. Balyoz sanıklarından bir tanesi, komutanlardan bir tanesi Ziya Güler. Hakkı Öztürk buna sormuş. Kızını verirken. O da demiş ki kızıma talipçi oluyor. Ne diyorsun buna? Senin askerin, senin
elemanın falan filan. Süper bir çocuk olduğunu söylemiş. Hiçbir yama olmadığını ifade etmiş Ziya Güler. Ve ben de diyor, ondan da diyor böyle bir şey alınca diyor. Yani bir abes görmedim diyor onların evlenmelerine karşı diyor. Evet, Mesela Balyoz tanığı hani bir generalin referans olduğu birisiyle evli, yani damadını öyle seçmiş. kendisine Şimdi Zekeriya Kuzu'yu soruyorlar. Zekeriya Kuzu var ya şu işte ya Tayyip Erdoğan'a suikast yapmak için gitti denilen falan filan bir kişi var ya hatırlıyorsan Maktim'inde. Onunla ilgili soruyorlar. Bunu tanıyor musun diye soruyorlar. İşte ben de diyor ki yani ben de diyor Çiğli'de komutanken diyor o zaman muharebe arama kurtarma timinde çalışan bir astsubaydı diyor. Zaten diyor yani adam zaten benim anladığım kadarıyla da bu adam bayağı meşhurmuş. O dönemde nasıl tanıyormuş? Bu adam bir operasyon yapmış. Ege Denizi'nde düşen bir pilot var. Uçak düşüyor. Pilot Yunan gemisinin içerisinde kalıyor. Bu adam da bu Zekeriya Kuzu dediğimiz adam bu Yunan gemisinin içine girip bu şeyi pilotu kaçırıyor falan filan. Hani adam da bunlar zaten tanınmış oluyor. Adam da o zaman rütbeli bir komutan öyle biliyorum diyor. Yani benim bir herhangi bir şeyim yok, ilişkim yok diye söylüyor. Onun dışında genellikle bu kişiye sorulan soru yani gerek avukatların olsun gerek başkanın olsun çapraz sorgusunda olsun. O gece Genelkurmay Başkanı'yla kendisinin arasında ve diğer 3-4 general var dediğim Hakan Evrim olsun, Kubilay Selçuk olsun, Harmancık olsun ve Mustafa Mehmet Dişli olsun. Bunlar arasındaki diyalogları ağırlıklı olarak soruyorlar. Yani onun dışında mesela arsayı mesela notere darbeden bir gün önce işte notere gittiğini söyleniyor. Niye deniyor? Yani kötü bir arsası var mesela onu da satışa çıkarmış. Öyle bir şey ama çok ciddi bir şey değil yani. Arsa yani boş kuru bir arsa 500 metrekarelik bir arsa. Hani böyle çok aman aman bir şey değil. Daha sonra işte siz buradayken 80 bin euro mu? Şey dolar mı ne? 80 bin dolar mı ne? Para transferi yapılmış işte diyor. Bunu neden yaptınız diyor. O da diyor ki benim eşim hasta. Ben içerideyim. Eşimin paraya ihtiyacı var diyor. Başkasına muhtaç duruma düştü diyor. Ben de diyor bunu böyle yaptım diyor yani. Bunda çok doğal bir şey diyor yani. Eşimin paraya ihtiyacı var. Nasıl geçinecek diyor yani. Ondan sonra onun dışında yani bu adama doğru dürüst soru sormuyor. Sadece bu adamın en çok sorulan mesele o gece Genelkurmay Başkanı ve bu 3-4 generalle aralarında geçen muhabbetler. Burada emir komutanın kimde olduğunu anlamaya çalışıyorlar gördüğüm kadarıyla. Gerçekten emir vermiş mi? Yani burada emir ve talimatlar onun üzerinden, Akın Öztürk'ün üzerinden mi dönüyor, dönmüyor mu? Bunu anlamaya çalışıyorlar. Ve mahkeme başkanının da kendisine şöyle çok ciddi elle tutulur bir sorusu yok yani. O Hani zaman ben gerçekten orada toparlayayım emir hepsini. verdiğine mesela hiçbir tane bile emir verdiğine dair bir şey yok adamın gerçekten. Evet, ben de onu Adamın diyeceğim. HTS Şimdi kayıtları telefonlarda yok. Ulan bu adam hiç mi telefonlarda emir vermemiş? darbe toplantılarına katılmamış. Darbe toplantıları esasında Hani başka yerlerde darbeyi Abidün, yani Akıncılar üstüne Abidünya'da hastalık Abidünya. dolayısıyla düğüne katılamadığı için, düğüne de katılamayarak, bir İstanbul'a da gitmeyerek, belki İstanbul'a gitseymiş bu da olmayacaktı yani. Ha, pişmanım. Keşke diyor Akıncı üstünde kalmasaydım. Şey, lojmanda kalmasaydım o gece diyor. Abidin Ünal'ın isteğiyle Akıncılar üstüne geçiyor. Akıncılar üstüne geçerken üzerinde sivil kıyafetleri, yani sivil kıyafetleri var ve orada bir şeyler şey yapıyor. Bu şekilde darbe başlarken ortada yok. Darbenin 4 saat sonra devreye giriyor. Darbenin yatıştırılmasında rol oynadıktan sonra Hulusi Akar'dan Eskililere seni gittim aldıracağım diyor. Gerçi Hulusi Akar sözünü tutmuş, onu aldırmış, ayrı mesele ama. Evet. Ve bütün bunların sonunda da yani Genelkurmay ikinci başkan olmak için bütün bu darbeyi yapıyor anladığım kadarıyla. İddialar bu şekilde. Evet. Savunmasında da yani bunlarla hiçbir irtibat olmadığını çeşitli şekillerde anlatıyor. Özellikle cemaate karşı faaliyetlerini, dindarlara yönelik karşı faaliyetlerini, PKK'ya karşı Karşı faaliyetlerini olduğumuz. de Evet. dikkate, nazara vermeye çalışıyor. Ama yoğun bir işkenceden geçmiş ve böyle bir savunma vermiş. Sana birkaç soruyla toparlayayım. Bir, kısa cevap verebilirsin bunlara. Sence Genelkurmay, bu adam 15 Temmuz darbesinin başındaki adam mı?
Evet, hayır diyebilirsin. Ben tam olduğunu düşünmüyorum. Yani bu adamın tam bu işin başında olduğunu düşünmüyorum. Tamam, çok güzel. İkinci soru da buna bağlı olacaktı ama yani bu adamın söylediklerini inandırıcı buluyor musun? Yani bazılarını inandırıcı bulmuyorum. Ama büyük Mesela. çoğunluğunu inandırıcı buluyorum mesela. Yani oradaki çünkü oraya gitme aşaması, orada kamera görüntülerinde de gördüm kendisini. Ama yani belki bu işin içerisinde yer alabilir, onu bilemem. Bir Ama dakika, bu işin şimdi orayı içerisinde boş başında söyledin. yer Yani alır sanki demeyeyim. başındaymış gibi değil mi gibi geldi sana görüntülerde. Ben başında yok, ben başında Yok. değil bu adam. Ben burada yani Hulusi Akar enteresan burada. Hulusi Akar çok enteresan. Hulusi Akar'ın yani Hulusi Akar'la Akın Öztürk arasında bizim bilmediğimiz bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Yani şöyle olabilir mi? Nihayetinde Çünkü her ne bu Akın olduysa Öztürk bu varsa da böyle bir şey söyleyemez. anladım, anladım. Söylerse kendisi darbeyi kabul etmiş olacak. Kendisini bu işin içine koymuş olacak. Hukuken. Yani evet Hulusi Akar burada darbeci olarak bilinir ama kendisini de hepsini de yakmış olur. Ondan dolayı varsa da böyle bir şey söyleyemez. Tek o mu, yoksa hani şu an kim mevcut argümanın dışında bir argüman söylese zaten dinlenmeyecek. Aynı şey her halükarda başına gelecek. Dolayısıyla hem bir yandan kendisinden istenen argümanı söylüyor, hem bir yandan da aslında ben Genelkurmay Başkanı'nın emirlerini yerine getirdim, darbeyi bastırmaya çalıştım, bu işi FETÖ yaptı. Aslında Erdoğan'ın söylediği şey. Yani bu adam sabah Erdoğan Abidin olan Ünal konuşmasına kadar Evet. bir sıkıntısı yoktu. Erdoğan bu başlarına Akın Öztürk'ü geçirmişler dediği için bir manada fiilen darbenin başındaki adam gibi lanse ediliyor. Biraz da anladığım kadarıyla yani darbe adına tutuklanan insanların arasındaki rütbe ve kıdem olarak en yüksek, en uygun düşen eleman buydu yani. Öyle Yani gözüküyor. Yani orgeneral Hulusi olarak bu Akar'ı var şu an. çıkarırsan Heh. evet. Ama bak şöyle bir şey var. Biz bilemeyiz. Adam hiçbir şey yapmıyordur. Darbe anı şöyle bir andır. Herkes o işin içinde yer almak ister ama hiç kimse de o işin içerisinde aynı zamanda yer almak istemez. Çünkü sonucunun ne olacağını kestiremez. Bu iş çok ciddi bir iş. Bizim bilmediğimiz bir sürü insan vardır bu işin içinde. Ki var bence yani. Bir sürü insan var. Burada o üstü üniformayı giyenlerin ben sana şunu söyleyeyim. %90'ı bu işin içerisinde. Ve bu darbeyi yapmak istiyordu. İş sakata gitti. Kimin emir verdiği, kimin nereden aldığı ortalık karışınca, doğru yönetilemeyince herkes çekildi. Herkes bir sorumlu aramaya başladı. Ortaya darbeyi işte filanca kişi yaptı denilen bir kalıp bize sunmaya başladılar işin içinde. Yani olay buna dönüştü. Bu olay bence böyle başlamadı. Yani bu olay böyle FETÖ denilen veya cemaatin bir planıyla bu işi organizesiyle başladığına inanmıyorum ben. Bu olay biri bu genelkurmay içerisinde birçok kişi bu olayı ateşleyelim, başlatalım, ben de varım, ben de varım diyerek başladığına inanıyorum. Daha sonra insanlar ölünce, edince Erdoğan da bunu çok güzel kullandı. Güzel bir tanım koydu bu darbenin üstüne. Kim yapıyor, kim organize ediyor diye. Ve eğer sen onun karşısında değilsen seni ya onun içine atmakla tehdit etti ya sürgün etmekle tehdit etti. Ve herkes birden bu Erdoğan'ın ve etrafındaki insanların söylediği darbeyi yapan kişinin o profilini onlar çıkardı. Ve herkes bunu kabul etmek zorunda kaldı. Kabul etmek zorundasın bunu. Türkiye'de yaşıyorsan herkes bunu kabul ediyor. Herkes kabul ediyor bunu. Bak adam yargılanıyor, adam yargılanıyor orada. Mesela bu adam yani FETÖ yaptı diyor mesela. Şunu yaptı, bunu yaptı diyor. Bak Akın Öztürk bile bunu söylüyor. Niye? Elinde var mı delil? Mesela Akın Öztürk FETÖ yaptığına dair veya filanca kişi darbeyi yapan kim? A şahsı, B şahsı, C şahsı diyelim oradaki komutanlardan 3 tanesi. Bunların FETÖ ile bağını biliyor musun? Soruyor. Hiçbir şey bilmiyor. Ya hiçbir şey bilmeden de etmeden de olmadan neye göre FETÖ diyorsun? Çünkü bu senaryonun dışına çıkamazsın. Şimdi onu Türkiye'deysen. anladık zaten, biz de onu şey yapmaya çalışıyoruz. Yani biraz işin kilit noktası Abidin Ünal ile
Erdoğan'ın konuşmasında bu işin başında o vardı, bu mevzu bitti. Ama nihayetinde bunun bir başka tarafı var, zaten onu anlamaya çalışıyoruz. Sadece çizilen resim gerçekten o realiteyle uyuşuyor mu diye bakmaya çalışıyoruz. Bugün anladığım MİT'in, kadarıyla yani MİT'çiler, MİT'çi Hakan Fidan söylemiş olabilir veya MİT etrafındaki diğer MİT'den başka kişiler bu Erdoğan'a demiştir ki bunlar böyle, şu da öyle diye. Kulağına fısıldamıştır. Erdoğan da yok, zaten panik halinde. şu Kendinin ihtimal de yıkılacağını var. düşünüyor. Şu ihtimal de var. Yani bunları sen araştırıyorsun, ben de takip ediyorum ama şöyle bir ihtimal de var. O gece 15 Temmuz'da, yani 16 Temmuz gece 3'te olması gerektiği varsayılan darbe, 15 Temmuz akşamı başlayan olan hadise göre kıyasladığınız zaman aslında hemen ertesi sabah başlayan tutuklamalar ve operasyonlar daha planlı, daha projeli, daha hazırlıklı gözüküyor. Kimler tutuklanacak, kimler görevden alınacak, 3000 hakim, 5000 savcı, bilmem işte şu kadar Tabii o daha gazeteci kadar. programlı, daha planlı, Yani evet. Daha aslında ortada hani bir planlı bir darbe yok ama çok darbe planlı, bir sonrası çok iyi planlanmış, güzel. her haber Yani gözüküyordu, evet. darbe planlanmamış, ortada planlanmış bir darbe yok. Darbenin öncesi yok, planlanmış bir çalışma yok. Ama darbe oluyor, darbe sonrası her şey çok güzel planlanmış. Evet. Yani şu, hatta elimizde şu Kasım, an evet. bir darbe şeyi de yok, yani darbeyle ilgili bir plan da yok dediğin gibi, yani mesela Balyoz'da, Sarıkız'da şeyde olduğu O kadar bile detaylı bir bir plan çalışma yok. 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 Hala daha konsey üyeleri normalde işte mesela Kenan Evren bunu yaptığı zaman kendilerini tanıtmışlardı ya, işte biz şu konsey şunlardan oluşur, imzaya şeyler, yani kendilerini deklare ederlerdi. Neyse, ama bu konuları zaten her seferinde konuşacağız. Sanırım Akın Öztürk, yani darbenin bir numarası olarak Akın Öztürk'ü yeterince vakit ayırdık. Eğer seyirciler aşağıda çeşitli sorularla değinmediğimiz kısımlar, çünkü çok saçma, neresini tutsan elinde kalıyor bir manada, ama değinmediği bir şey varsa ona da belki ayrıca bir programda yer vermeye çalışırız. Eklemek istediğim bir şey yoksa bugünlük bu Yok. kadar diyorum. Bir sonraki programda bu Ömer Faruk Harmancık, Hakan Evrim ve Mehmet diğer Dişli. Mehmet Dişli gibi generalleri tek tek, onları da konuşacağız. Katıldığın için ve bizimle bu bilgileri paylaştığın için ve yüzlerce sayfa bu savunmalar, özellikle şu Evet. asker savunmaları, bunları yoğun İngilizce Ya programında bir hepsi bir yandan da kitap. bunları Yani çalışıp okuduğunu ben evet. bir kitap şeyinde hepsi bir kitap. Düşün yani bir adamın savunmasını okumak, çalışmak için bir tane kitap okuyorsunuz. Evet. Öbürüne geçiyorsunuz bir kitap okuyorsunuz. Yani şey Evet. Bunun için de çok önemli. ayrıca ben seyirciler adına teşekkür ederim. Ama güzel de bir şey ortaya çıkıyor. Yani insanların aklında biraz daha Ya netleşiyor bir, tabii yani. bunlar İsmail arşiv, yani biz bunları böyle çekip ediyoruz. Bu bir arşiv olacak. Hepsi birer arşiv olacak. Çünkü yok yani böyle çalışmalar yok. Günlük konuşmaları yapabiliriz yani. Bir gün Türkiye'de bir şey olur 5 dakika sonra. Bunu oturup hava durumu gibi yorumlayabiliriz yani. Bütün birçok gazetecinin yaptığı gibi. Bu ucuz bir iş, çok basit bir iş. Geleceğe kalmıyor, unutulmuyor. Ama burada böyle arşiv, insanlar bunlardan istifade etsin diye bu böyle kalıcı çalışma yapmaya çalışıyoruz. İnşallah istifade eder İnşallah insanlar. güzel olur. Ben tekrar teşekkür ediyorum videonun değeri adına. Bu yayınların diğer bölümlerini izlemediyseniz onları da izlemenizi tavsiye ederim. Kamil Mamın'la bütün dava dosyalarına tek tek baktığımız bölümleri izlemenizi tavsiye ederim. Ayrıca bu faaliyetlerin devam etmesini istiyorsanız Kamil Mamın'ı Patreon hesabını desteklemeniz ve videonun değerinin hesabını desteklemeniz önemli. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınızı yazabilirsiniz. İyi günler.